Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. hızlı hazır mısın Tonguç? Hey teacher, how are you? Hi Tonguç'um. Bak, sana önce süper bir sürprizle başlamak istiyoruz. Bütün YouTube kanallarımıza 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve ana kanalımıza ve tabii ki senin 8. sınıf kanalında süper iPhone hediyeleri seni bekliyor. Toplam 8 tane iPhone veriyoruz. Oo hocam, çıldırdınız mı? Ve 120 tane kırtasiye hediyemiz var. Çıldırdık. Neden? Çünkü sizleri çok seviyoruz. Ne yapacağız hem yazılara destek olacağız hem de yapman gereken şey çok basit olmuş iPhone kazanmak için. Birincisi sınıfının kanalı, yani 8. sınıf kanalına abone oluyorsunuz. Zaten abonesindir. Ve sonrasında Tonguç Akademi ana YouTube kanalına abone oluyorsun ve yazıları Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşın adını yorum olarak yazıyorsun. Bu videonun altına yazabilir miyim hocam? Aynen, bu videonun altına yazabilirsin veya ne başka bir... Ne zaman veriyorsunuz hocam? O 16 Aralık'ta canlı yayında çekilişimiz var. iPhone'u kazanacaksın. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk başta konuların üzerinden şöyle hızlı bir şekilde geçeceğiz. Sonrasında süper sorular bizi bekliyor. Oo. Yeni nesil, beceri temelli sorular var, resimli sorular var, boş doldurmalar var. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Subjects of first exam, yani birinci sınavın ilk konuları. Şimdi burada friendship, in the kitchen ve teen life konularını görüyoruz. Friendship'te making an offer ve accepting a refusal konuları var. Çok basit. Bak şimdi. Would you like join us? How about joining us? Bu tarz soruları da would'la sorduğun zaman veya da how about'la sorduğun zaman iki farklı kalıp var. Bak burada joining diyorsun, burada join diyorsun. Buraya dikkat etmen lazım. Yes, of course, that's a good idea. Accept edebilirsin, kabul edebilirsin. Veyahut da ya no. Da, go away, be away from me. Öyle bir şey, go away falan yok. Alo malo, öyle şeyler yok Tonguç'um. Ya İndir da belli. No, I have to go to my grandparents falan şeklinde cevaplar verebilirsin. First, second, next dönem kısımlar var ki buralarda en çok in the kitchen kısmı ortaya çıkıyor. Burada sıralı sayılarını bilmen lazım. Yani ilk başta, ikinci olarak ve next demen lazım. Teen life'da like'ları ve dislike'ları sunarken de şuna dikkat. What type of music do you like? Ne tarz müzikleri seversin dedikleri zaman I like rock music ya da I prefer pop music diyebilirsin. Preferred hatırlarsan neydi? Tercih ettiğimizden sonra, yani sevdiğimiz şeyden önce prefer getiriyorduk. Sonra to dediğimizden sonra da ne diyorsun? To, Allah kahretmesin seni. Ne diyorsun Tonguç? Hayır, sevdiğim... orada to abi, diyorum. Abi. Yani sevmediğimiz şeyi getiriyorduk, bunu unutma. Like'dan sonra I like... I prefer football to basketball. Elime tükürdün. Pardon Tonguç hocam. Ne yapıyorsun ya, şu peçeteyi verin. Allah'ım yarabbim ya, bu kadar da olmaz. Pardon ya. Hocam. Neyse, bu tarz gerginlikler yazılarda yaşanabilir, önemli. Dersi şimdi... yaşayarak işliyorum hocam. Aferin, yaşayarak ve tükürerek işlediğin sıkıntı yok. Şimdi match the phrases with the pictures. Buradaki phrase'leri, yani ifadeleri resimlerle eşleştirin diyor. Resimler zaten son derece net anlaşılır. Şimdi birincisi, burada arkadaşlar saçma sapan ağızlarını açmışlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu spora benziyor mu? Hayır. Arkadaşlarla buluşmak olabilir mi? Olabilir. Parti benzemiyor. What meet friends diyorum, sarılıyorlar birbirine. Harikasın o zaman. Meet friends, arkadaşların buluşması diyoruz. Sen arkadaşlarla buluşuyor musun Tonguç'um? Arkadaşlarla buluşuyorum ama onlar benimle buluşmamak istiyorlar hocam. Olabilir, sıkıntı yok. İkiye baktığımızda birbirler böyle kahveyi açmışlar. Muhabbet evet. ediyorlar hocam. Evet, o zaman ne yapıyorlar? Bunlar spor yapıyor diyemeyiz. Chit-chat yapıyorlar hocam. Aynen, o zaman hemen yazıyorum Tonguç'um. Have a chit-chat. Yani resmen dedikodu, sohbet yapıyorlar. Gossip görüyoruz ve geçiyoruz. Geldik 3'e. Bu karpuzu gömmüş bak. Amcamız karpuzu gömmüş. Sadece şu askılı atlet ve lacivert beyaz çizgili. Mandalla yaparlar bunlar aynen. Şimdi ortalık yerde. Ne kadar ayıp bir şey ya. Hayır Tonguç, bizim kültürümüzde bu have var. Have a picnic hocam ona. O zaman hemen yazalım. Have a picnic'i de yazalım. Gerçekten çok hızlı ve heyecanlı gidiyoruz. Diğer bir sorumuza baktığımızda ise bunlar 3 boyutlu gözü gibi. Hocam onlar şu anda şeydeler. Çamaşır yıkıyorlar. Hayır, çamaşır yıkamıyorlar Tonguç'um. Bulaşık yıkıyorlar. Ne çamaşır ne bulaşık. Burada resmen film izliyorlar. Watch a movie diyoruz. Watch a movie. Gerçekten tipler de çok tatlı. Yani böyle şaşkolası şaşkolası film izleyen insanları izlemek de çok hoşuma gidiyor Tonguç'um. Burada resmen ders çalışıyorlar hocam onlar. Evet, burada ders çalışıyorlar, test kitaplarını havaya atmışlar. Hoba. Saçmalama Tonguç'um, burada resmen ne yapıyorlar? Parti yapıyorlar. Heve parti. Heve parti. Pijama partisi olabilir. Barbekü hocam partisi. Ben de ileride büyüyünce full partici bir gençlik olmak istiyorum. Saçmalama yani. Tonguç'um, öyle bir şey yok. Geldim buraya. Bak burada gerçekten iki tane delikanlı arkadaşımız spor yapıyorlar. Tenis oynuyorlar. Ama biz buna tenis değil de play sports ifadesini kullanmamız yeterli. Burada kelime bilgimiz önemliydi. Kelime çok bilgisi... havalı resimler gerçekten. Kelime... Ben çok etkileniyorum böyle resimleri görünce. Sakin ol Tonguç'um. Bu tarz kelimeleri aklımızda tutmak için biz de kelime kartlarından çalışabiliriz. Geldik bir diyalog sorusuna. Gelmeseydik hocam. Geldik Tonguç'um. Complete the dialogue with the given expressions. Buradaki ekspresyonları, yani iletişim bilgilerini buralara dolduracağız ve sonrasında hop çıkıp bitireceğiz. Şimdi Andy ve Sally arasında bir diyalog var. Nokta nokta go cycling demiş. Bisikletle alakalı bir şey. O da I am nokta nokta but I can't, I am tired demiş. Şimdi burada da ilk başta shall we ile başlamak. Shall we? Ne demek shall we hocam? Yani bisiklet sürelim mi diyor. Sürmeye gidelim mi gibi bir şey soruyor. Sally cevap diyor ki I am nokta nokta but I can't diyor. Bak. I am afraid but I can't. Harikasın. I'm, but Berkan. Bak Berkan yapabilir ama ben yapamam diyorsun. I'm afraid, korkarım. But I can. I'm tired diyor. Yani korkarım, yapamayacağım. Defol git başımdan. Diyorsun Tonguç, defol falan demiyor. Öyle bir şey yok. Chris ile Fred'e bakalım. Bu sefer Chris ile bir şey diyor. Playing foot voleybol after school. Okuldan sonra voleybol oynayalım mı? Would you play voleybol? Evet.
would you daily playing dediği için how about demen lazım. How about playing volleyball? Hocam would you playing denmez mi? Yok. Would you like to play demen lazım. Oraya dikkat edin. Bu da harika diyor. Be great. O zaman that would be great. Bu harika olacak diyebiliriz. Şimdi Miley ve Kate arasında bir diyalog var. Sıra dışı insanlıktan çıkmış değişik bir diyalog. Miley Cruz gibi hocam bu Miley böyle. Miley Cruz. Evet olabilir. Sıkıntı yok. Nokta nokta like to have lunch together. Burada ne diyeceğiz? Would you, bak would you like to have a lunch together? Birlikte öğle yemeğine ne dersin diyor. Bak would'dan sonra like yani liking falan geliyor. Sorry but I am full. Evet sorry ya da sorry diye bir kalıp olmaz. No thanks sağ ol Allah razı olsun. I am full. Ben gerçekten şişe basa tıka basa doluyum diyor. Yani no thanks hayır teşekkür ederim. Ben çok doluyum diyor. Artık iki tane kaldı. David ve Sarah arasında bir diyalog var. Ben David olayım sen de Sarah ol. Why don't we go to cinema? Harikasın. David diyor ki why don't we go to the cinema? Hocam gerçekten why'ı da çok güzel yazmışsınız hocam. Nerede? Ha why. Onu şöyle yazalım gerçekten bir daha. Hocam why they use why yazar mısınız? Tamam. Why they use why? Neden kullanıyorlar? Neden? Anlamadım. Why they use why? Diyor anlamadım. Bizim öğretmenimiz hocam. Why they use why? Why they use'lar diyor bize ben hocam. Ben de sana şunu söylüyorum Tomuş'um. Why hi one why diyor. Aa hocam çok ayıp bir şey hayır, gerçekten de. Hayır ama neden bu kadar yükseksin, bu kadar yükseliyorsun bu arasında? Şimdi I'm afraid I can't I have to help my mother. Korkarım yapamayacağım. Herkes reddediyor birbirini. Herkes annesinin yardımına koşuyor. Güzel bir şey. Geldik başka bir soruya. Put the words in correct order. Şimdi Tonguç'um. İngilizcenin bir kuralı var. Mesela bizim Türkçe'de ne diyoruz? Kurallı cümlede en başa özne, sonra nesne, sonra işte yer tamlayıcı, sonra zarf tamlayıcı, sonra yüklem gelir diyoruz. Bu en kurallı halimiz. Bazen bu kural bozuluyor. Ama İngilizce'de kurallar bozulmuyor olmuş. İngilizce'de kurallar uyulmak için yapılmış. Adamlar diyorlar ki en başa subject yani özne gelecek. Sonrasında verb yani fiil gelecek. Sonrasında object yani nesne gelecek. Sonrasında place yani yer gelecek. Sonrasında time gelecek diyor. Sadece bir tek always, usually, işte sometimes gibi ifadeler bu araya girebiliyor. Ama genellikle swapped sistemini koruyor adamlar. Şimdi bak. Listening Jane Kent falan böyle bir şeyler diyor ya. O zaman Jane olacak hocam. Harika bir zeka ve sıra dışı bir beyne sahipsin. Jane'i yazdık. Şimdi Jane ne yapıyor? Fiil bulmamız lazım. Burada is'i koymamız lazım. Niye bak? Jane is keen on. Jane ısrarcıdır, sever. Neyi seviyormuş? Keen on listening to music. Müzik dinlemeyi severmiş. Listening to music. Gerçekten havalı şimdi, bir cümleymiş. Jane is listening music dersen Keenon dışarıda kaldık. O zaman bak yüklemi koyduk buraya. Jane'i koyduk. Sonra müzik dinlemeyi sever. Jane sever müzik dinlemeyi dedik ve bitirdik. O zaman George hocam aşağıdakileri. Hemen George'a başlayalım. George'a en başa koyduk. George geldi. Hemen ardından ineceğiz. George is fond of. George'a gerçekten keyif alıyormuş, zevk alıyormuş. Neyden? Bilgisayar oyunları oynamaktan. Ne diyeceğiz? Playing computer games diyoruz. Aynı sıralama genel oldu bak. George, subject, is fond of, verb. Neden fond of oluyor? Nereden zevk alıyor? Playing computer games dedik ve bitirdik Tonguç'um. Şimdi burada ne gelecek en başa? Dikkat ol. Buraya hocam Helen gelecek. Harikasın Helen hemen gelen oldu. Kuvalı Helen. Aferin. Tebrik ediyorum kendisini. Helen'dan sonra fiilimiz burada. Prefers. Harikasın. Helen prefers. Evet tercih ediyor. Neyi? Classical music to listen. Ha yok sadece tercih edilmiş. Tercih ettiği beğenmediği şeyi yazmış. Helen prefers listening to classical music dememiz yeterli. Helen klasik müzik dinlemeyi seviyor dememiz yeterli. Şimdi şuraya bakalım. Burada bayağı bir insan var. Oo. Tom falan. O zaman ikisini birden alalım. Hiç sıkıntı yok. And var. Tom and Tim. Bak Tom ve Tim. Ne yapıyorlar? Seviyorlar. O zaman love'u koyalım. Tom and Tim love. Neyi seviyorlar? Niye loves demiyor hocam? Tom, Tim, bak loves demiyor. Eğer I, you, we, they olursa tabii ki love gelir. Ama he, she, it olursa love dememen lazım. Loves demen lazım. Bunun olumsuz don't. Bunların olumsuz ise doesn't olduğunu unutman lazım. Dolayısıyla Tom ve Tim. Sadece Tim olsaydı loves olurdu ama Tom ve Tim olduğu için love oldu. Tom and Tim love. Neyi seviyorlar? İnternette surf etmeyi seviyorlar. O zaman surfing on the net diyoruz ve gerçekten çok net bir şekilde cevaplıyoruz. Geldik buraya. Burada özlemimiz ne olabilir? Jane olur hocam. Harika bir zeka ve sıra dışı bir beyne sahipsin. Jane için doesn't like watching TV. Harikasın. Jane bir anda söküldü hepsini. Jane doesn't like watching TV. Jane televizyon izlemeyi sevmez. Genellikle YouTube'dan video izler diyoruz ve geçiyoruz. Yepyeni bir soruya, yepyeni bir heyecan. Oh, çok heyecanlandım gerçekten. Biraz de. Çok heyecanlandım. Ama o kadar da heyecan yaparsan kafan karışır. Biraz dikkat olması yok. Fazla heyecana gerek yok. Şimdi burada kutularımız var. Bu kutuları eşleştirmeye çalışacağız. How often do you go shopping? Ne sıklıkla? At 7 o'clock. Bak ne sıklıkla alışverişe gidiyorsun sabah 7 diyor. Böyle saçma sapan bir şey olmaz yani. Resmen saçmalık.
haftada bir kez diyebilirsin. O zaman buraya bir B yazıyorum Tonguç'um. What kind of film do you like watching? Ne tarz filmleri izlemeyi seviyorsun? Thriller, thriller müzikli film. Thriller, yani gerilim filmleri izlemeyi seviyorum diyebilirsin. Geldik buraya. How do you go to school? I usually go to school by bus. Gibi şarkı var mesela. Onu geçelim. O değil. How do you go to school? Saat 7. Nasıl? Yes, I do. Ya gerçekten Tonguç, esprilerde dolusun bak. Okula nasıl gidiyorsun? Evet, yaptım. Yani kakanı yaptım, evet yaptım gibi bir şey oldu. Hayır, o değil. Nasıl okula gidiyorsun? On foot, yürüyerek gidiyormuş. Sağlıklı yolu tercih ediyormuş tebrik ediyoruz kendisini. What time do you get up? Saat kaçta kalkıyorsun? Evet, yes I do. Hayır, öyle bir şey olmaz Tonguç'um. Once a week. Evet, haftada bir kez kalkıyorum da olmaz. At 7 o'clock, yani A seçeneği olacak. Do you always buy trendy clothes? Gerçekten, yani şeyinde gerçekten ya, trend kıyafetler alıyor musun? At 7 o'clock. Hayır. Genellikle trend kıyafetler alıyor musun diyor. Bu da yes I do. Evet alıyorum. Tam bir moda bağımlısıyım. Trend and friends. Diyor ve geçiyoruz. Yepyeni bir soruya. Of, bayılıyorum buna. Sakin ol. Sakin olursan başarı seni bekliyor Tonguç'um. Birincisi, bu tür sorularda dikkatli olman gerekiyor. Neden? Çünkü ilk başta. Zor sorular çünkü bunlar. Bak, zor sorular ama şunu bilmen lazım. En başa ne gelir? 500 bin tane kelime var hocam. Bak şimdi bu kelimeleri söyleyeyim. First ilk başta demek, next sonra demek, then daha sonra demek, after that daha sonra, final da en sonra demek. Dolayısıyla sen final'ın buraya geleceğini, first'ın da buraya geleceğini bir kere bileceksin. Bu bir. Tamam, bu bir. İkincisi, bu kelimenin anlamı da önemli. O zaman şimdi, direkt yazalım hocam. Yazalım. Şimdi first'ı en başa yazdım. Bire first geldi. Şuraya da en sona final'ı yazdım. O ne kadar başmış. En baştan kazandım. Bak şimdi. First in a small bowl, stir together flour, baking, powder and baking soda. Set aside. Şimdi bak. İlk başta diyor, bunları diyor, yani bir kabın içine, küçük bir kabın içine unu, baking powder yani hamur mayasını ve baking soda'yı, karbonatı karıştırıyor. Gerçekten. Oh, eğer İngiltere'de aşçı olmak istiyorsan bu soruyu çözebilmezsin Tonguç'um. Ve sınavlardan 20 not almak istiyorsan. Sonrasında ne yapacağız? Next diyeceğiz. Bak, first'ten sonra next. In a large bowl, blend together the butter and sugar. Geniş bir kapta tereyağını ve şekeri until it is smooth, sertliği böyle karışım tamamlanıncaya kadar iyice karıştırıyor. Crack the egg, yumurtayı kır diyor, in it, içine add the vanilla, vanilya ekle diyor, mix it well, iyi bir şekilde karıştır diyor. Sonra ne yapacağız? Then, sonra add the dry ingredients, yani kuru içerikleri, içindekileri at in the mixture, kabın içine, karışımın içine, and blend diyor. Hepsini karıştır diyor. Bak, bayağı bir karıştır. After that hocam. Artık geri after that kaldı, tebrik ediyorum seni. After that, daha sonrasında shape teaspoons of dough, bir kaşık dolusu hamuru into balls and place them onto baking sheet. Bunları böyle top top yaptıktan sonra fırın pişirme kabının içine üstüne koydu. Finally, en sonunda bake them for 10 minutes. Onları 10 dakika ısıt in the preheated oven. Önceden ısılmış fırında 190 derece 190 degrees Celsius until they turn into the golden. Onlar böyle sararınca, böyle kızarınca ve altın rengi oluncaya kadar güzelce ısıt diyor. Önceden ısılmış. Of, ne güzel yemek yiyeceğiz sonunda hocam. Acıktık ama, değil mi Tomuç'um? Geldik başka bir sorumuza. Read the recipe and answer the questions. Şimdi tarifi okudun ve soruları cevapla diyorum. What do you need to make sugar cookies? Neye ihtiyaçlarımız var? Burada yazıyor Tonguç'um. Burada neler var? Birincisi yazıyor. Flour hocam. O zaman hemen bunları söyleyelim. Bir, I need diyeceksin. Benim ihtiyacım var. Birincisi un. Flour'u yazdık. Geçtik. Başka ne vardı? Karbonat. Yani baking soda. Harika bir zeka sahibi Tonguç'um. Baking soda. Ve sonrasında kabartma tozu. Kabartma tozu. Baking powder. Baking powder. Gerçek bir anne gibisin. Her şeyi biliyorsun bu arada. Ve aynı butter hocam. Tereyağı lazım. Batırmamamız lazım. Sugar lazım hocam. Şekersiz olmaz. Tebrik ediyorum seni. Eggs lazım hocam. Yumurta olmaz. Yumurtasız olmaz. Başka? Vanilla da koyalım. Vanilla. Hocam gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten powder da yazıyoruz. Süper bir şekilde artık hazırız. What do you do after blend the butter and sugar? Ha bak. Tereyağını ve şekeri karıştırdıktan sonra ne yapıyor? Together the butter and sugar until it's smooth. Crack de yok. Bundan sonra crack, yani yumurtayı kırıyor. O zaman ne diyeceğiz? I ben crack the egg in it and add the vanilla, ve vanilyayı ekle diyoruz. Bu kadar basit gerçekten. Bravo, çok büyük bir başardın hocam. Tebrik ediyorum kendimi. Where do you cook sugar cookies? Nerelerde pişireceksiniz bu şeker cookie'leri? Cookie ne demek Tonguç İngilizce'de, Türkçe'de? Kurabiye diyor, canavar demek. Aferin, tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok ilgileniyorsun. I cook sugar cookies. Şeker kurabiyelerini pişireceğim. In the... Nerede? Grill mi yoksa oven mı? Oven'da pişiririz hocam. Harikasın, oven'da. Öyle şey olmaz. Şimdi bununla alakalı sana birazcık ödev vermek istiyorum Tonguç'um. Birincisi bak, bunlara hangi kelimeleri çalışana dair 0'dan 8'e süzer kitabımızda İngilizce kısmını açıyorum. Dini hemen. Orada kelimeler var mı hocam?
bak göstereceğim şimdi. Sakin olsan hepsini vereceğim. Sakin ol Tokuç'um. Birincisi bak şimdi. İngilizce kısmında friendship'te sayfa 296 kelimeni bilirsen sınavdaki hiçbir kelimeyi kaçırmazsın. Sonrasında 297'deki because of işte but so however kalıplarını güzel bir şekilde öğren. Senin en çok sıkıntı yaşadığın kelime, o yüzden biz kelimeyi Türkçeleriyle beraber sana paylaştık. İyi arkadaş, kötü arkadaşlar. Bir, bunlar daha çok birinci sınav konuları olduğu için buralardan bayağı bir gelecek. Buralara dikkat et. Sonrasında ikinci konuda teen life kelimelerini görüyoruz. Sayfa 306 kelimelerine bakmanı istiyorum. Sol taraftaki konular ve sağ taraftaki sorular senin ödevini oluyor. Likes ve dislikes. Bak, love, enjoy, prefer, would rather, be good, be fond of, yani I'm good at falan. Bunların hepsi like oluyor. Dislike, hate, don't enjoy, don't like, can't stand, be bad at, bu tarz şeylerde dislike oluyor. Tamam, şeylerden benim. Yani asking opinions, expressing opinions, I think, I believe, in my opinion gibi ifadelerle kullanacağız. Sonrasında da bu sınavdaki son ünite. In the kitchen sözü gerçekten çok zor bir sözü. Buraları iyi bilmen lazım. Burada bak, bunların hepsinin Türkçesini yazdık. What are the ingredients? İçindekiler nedir? What is in it? İçinde ne var? İşte what does it consist of? Nelerden oluşuyor? Bu tarz sorularda sayfa 313'ten güzel bir şekilde çalış. Sonrasında first, next, then, after that, finally sıralamasını iyi hatırla. Eğer 5'i birden verirse omlet verebilir, pasta verebilir. Bunları yap. Sayfa 315 önemli. Sonra cooking process var. Burada melt, eritmek, freeze, dondurmak, kat, kesmek. Bunları da sayfa 316 kelimelerini mutlaka bil. Ardından da yine bu tarz pişirme yöntemlerini bake, fırında pişirmek, boil, haşlamak. Hocam yazıya nasıl çalışayım peki hocam? Yazıya nasıl çalışacağım? Burada sayfa 319'a kadar çalıştıktan sonra Tonguç'um. Dinamo soru bankamızda senin için süper yazılı örnekler hazırladık. Bak, İngilizce soru bankası olduğu için direkt olarak yine kelimeler yazılı burada var. Yazılı çalışması var mı hocam? Yazılı çalışması var. İlk başta vocabulary'e kadar alışmalar vereceksin. Kelimeleri tamam, öğrendim ben. Öğrendin ama alışmalarla tekrar etmen lazım. Hemen 11. sayfadaki kelime alışmalarını çözüyorsun. Sonra ardından vocabulary pratikleri bitmiyor. Vokabüler alakalı test veriyoruz sana Tonguç'um. Sonra da gramer başlıyor. Gramer alakalı testlerimiz var. Direkt alışmalarımız hocam, var. Hocam gayet güzel bir kitap olmuş bu. Aynen, çok güzel bir kitap oldu. LGS pratisi de var hocam. Ve LGS soruları neden yazıyoruz? Sonuçta bu sene sen LGS'de gireceğin için İngilizceyi sadece okul yazılısı açısından değil, LGS açısından düşünmen lazım. İkinci üniteye baktığımızda ise, teen life'a baktığımızda gerçekten gençlerin yaşamını görüyoruz. Burada yine kelimelerimiz var. Gençler göz uttu hocam her şeyleri. Dur bir dakika, sakin ol. Bak burada kimler var biliyor musun? Shakira Makira'yı koymuşuz. Burada vokabüler kısmına çalışıyorsun ve yine alışmalarımız. Gördüğün gibi sayfa 36'da yine bak, likes, dislike, buradaki alışmaları çözüyorsun. Yine sayfa 37'deki alışmaları çözüyorsun. Bunlar vocabulary pratikleri. Vocabulary testimiz de var. Ardından Tonguç Elhan'ım benim, gramer testimiz var. Ve ne demiş? Ashley Raksinger. Bu tarz bir reading'i de okuman gerekiyor Tonguç'um. Biraz gülümsüyorum çünkü ödevler fazla geldi. Sen iyice cozuttun. Ve sonrasında bu tarz beceri temelli sorulara bakıyorsun. Arnavut Tonguç Elhan'ım benim. Ünite 3'te indik için ünitesinde de yine buradaki kelimeler ve buradaki alıştırmaları güzel güzel çözmen lazım. 3. üniteye çalışman lazım. Taktikli soru bankamızda ise İngilizce'de yine ilk 3 ünite friendship. Direkt sayfasını söylüyorum. Sana Tonguç Elhan'ım sayfa 22'den başlıyor. In the Kitchen'la beraber, yani on the phone'a kadar gelmen lazım. Burada da sayfa 67'ye kadar taktikli soru bankamızdan çözeceksin. Ve burada senin için özel sticker'lar hazırladık. Bu sticker'ları da güzel güzel çalışmanı istiyorum Tonguç'um. Bu sticker'ları da yaparsan ve arkasına tek tek takarsan çok net bir şekilde sınavlarında da sana faydası olmuş olur. Bir şey daha var Tonguç'um. Sınavlar hazırlarken seni motive etmek için vereceğimiz iPhone hediyelerini unutma. Mutlaka kanallarımıza abone ol. Abone olacağım hocam. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarına başarılar Tonguç.